arkadaşlar Merhaba şimdi bu videomuzda nüfustan size ne anlatacağım Hani bizim şu 15-64 yaş içinde olup hatırla işi olanlara Biz ne diyorduk ama bak çalışan çalışanlara Biz ne diyorduk çalışanlara Biz ne diyorduk hatırla aktif aktif nüfus diyorduk değil mi? Şimdi aktif nüfus hatta Türkiye için bir şifre kullanmıştım. Türkiye'de aktif nüfus ne yapar demiştik? Ne yapıyordu? Hasat yapıyordu değil mi? Neydi? Hizmet, sanayi tarım. Değil mi? Böyle şifrelemiştik. Peki bu sektörler yani çalıştığı sektörleri şöyle bir hatırlarsak. Mesela birinci sektör neydi? İkinci sektör, üçüncü, dördüncü, beşinci sektörler neydi? Arkadaşım birinci sektör ile başlayalım şöyle. Birinci sektör dediğimizde aklımıza neler geliyor? Birinci sektör insanoğlunun ilk uğraşıları aslında. Tarım, hayvancılık, başka balıkçılık, başka kerestecilik. Ay bu kalem de biraz dana dana oldu ama idare edin. Ormancılık, macılıklar işte, madencilik. Tamam. İnsanoğlunun arkadaşım ilk uğraşları tarım, hayvancılık, balıkçılık, kerestecilik, ormancılık, madencilik, cilik cilik cilikler. Tamam. Hani birinci sektör diyorsa hep bir tarımda kalmışız ama dikkat edin hayvancılık olur, madencilik olur, balıkçılık olur. Bunlar nedir arkadaşım? Birinci sektör. Peki ikinci sektör nedir? Şöyle ayıralım. <laughs> Hop. İkinci sektör ise arkadaşım sanayi altında çizelim. Sanayi ve enerji üretimi. Tamam? Sanayi ve enerji üretimi bizde ikinci sektördür. Peki hocam, üçüncü sektör kimdir? Üçüncü sektör bizde ne olarak geçmekte arkadaşım? Hizmet. Tamam, hizmet. Üçüncü sektör neymiş arkadaşım? Hizmet. Eğitim, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, e, ticaretle uğraşanlar, turizmle uğraşanlar, sigortacılıkla uğraşan, muhasebeciler, pazarlamacılar. Bunlar nedir arkadaşlar? Hizmet sektöründe. E, i̇şte bir mağazada çalışan bir kişi değil mi? Bunların hepsi hangi sektörde arkadaşım? Üçüncü sektörde bulunmakta. Peki. Dördüncü sektörümüz var. Dördüncü sektörümüz var. Dördüncü sektör kimdir? Dördüncü sektör yeni bir şey üretenler. Kim bunlar? Yazılımcılar. Donanımcılar. Grafikerler. Tasarımcılar. Hani bu online işte Facebook'u bulan ne bileyim Youtube'u açan veya nedir stilistler modelistler bunlar nedir arkadaşlar dördüncü sektör bir de tabi hayat şartlarının değişmesiyle yani modernizasyonla karşımıza kim çıkmıştır arkadaşlar beşinci sektör beşinci sektör kimdir arkadaşlar üst düzey üst düzey üst düzey yönetici Mesela CEO'lar değil mi? Buna örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar aktif nüfusun çalıştığı sektörlere baktığımızda birinci sektör tarım, hayvancılık, balıkçılık, kerestecilik, ormancılık, madencilik. İkinci sektör sanayi ve enerji üretimi. Üçüncü sektör hizmet sektörümüz arkadaşlar. Bu eğitim, sağlık, yargı, ulaşım, ticaret, turizm, sigortacılık, muhasebe, pazarlama, değil iletişim hepsi üçüncü sektörde. Dördüncü sektör yeni bir şey üretenler neydi? Yazılımcılar, stilistler, modelistler, grafikerler değil mi bu sektörün içerisinde? Ve kim var? Beşinci sektör kim bunlar? Üst düzey yönetici. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de 15-64 yaş içinde olanlara ne demiştik? Çalışıyorsa aktif demiştik. Ne yapıyordu bunlar? Hasat. O zaman Türkiye en çok, e, onu böyle okunaklı ve ince uçlu bir kalemle yazayım sana. Türkiye en çok hizmet sektöründe mi? Hizmet sektörü kaçıncı sektörde hatırla. Üçüncül. O zaman Türkiye en çok üçüncül. İkinci sırada ikinci sanayi. Sonra kim var? Tarım. O da neydi? Birincil sektörde. Türkiye en çok hangi sektörde çalışır? Üçüncü sektörde çalışır. Teşekkür ediyorum.